8 olarak, bu parça 10 olarak verilmiş. Bir de AC uzunluğu 9 olarak veriliyor. Şöyle boydan boya 9. Şu uzunluk. Bu uzunluğun tamamı 9'muş. Biz parçalardan birine isim verebiliriz. Mesela şuraya x deriz. Bu taraf 9 eksi x olur. Bu şekilde işlem yapabiliriz. Veya şöyle hareket etmek de mümkün. Açıortay olduğu için şu kenarlara göre orantılı olarak yazabiliriz. Yani biz istersek burası 8 olduğu için şuraya 8k, burası 10 olduğu için 10k. Veya ikisi aynı sayıya bölünüyorsa aynı sayıya bölerek de yazabiliriz. Yani başka bir de işte şunları kaldırıyorum tekrar. 8 ve 10 her ikisi de 2'ye bölünür. 8'i 2'ye bölüyorum 4k. 10'u 2'ye bölüyorum 5k. Böyle de isimlendirebiliriz. Şunun tamamı 9k oldu. Şöyle tamamı 4k artı 5k. Ki bu da AC uzunluğunu veriyor. AC uzunluğunun da 9 olduğu söylenmiş. Yani 9K eşittir 9. Buradan K eşittir 1 olur. K 1 ise şu parça 4. Buradaki parça 4. Buradaki parça da artık 5 olur. Şimdi bizden istenen BD uzunluğu. BD uzunluğu. Ona da bir isim verelim. Şuraya da X diyelim. Açıortayın bulunması için İkinci teorem kullanılmalı. İkinci açıortay teoremi. Şöyle kullanabiliriz. Açıortayın şu taraf, köşe tarafı, bu tarafı da kenar tarafı. Köşe tarafına temas edenler, köşe tarafına temas edenler, yani şunlar, 8 ve 10. Bunların çarpımından kenar tarafına temas edenlerin, kenar ucuna açıortayın, kenar ucuna temas edenleri çarpımına çıkarırsak açıortayın karesini buluruz. Şu köşe tarafına, açının bulunduğu taraftaki parçaları çarpıp kenar tarafında bulunan parçaların çarpımını çıkaracağız. Bu bize açıortayın karesini verecek. Yani x'in karesi eşittir 8 çarpı 10 eksi kenar tarafındaki parçalar 4 ve 5 4 çarpı 5 yani x kare eşittir 80 eksi 20 x kare eşittir 60 x eşittir kök 60. Şöyle karekök 60. Bunu çarpanlarına ayırabiliriz. 4 çarpı 15 diyebiliriz. 4'ü 2 diye çıkarırız dışarıya. Bu da 2 karekök 15 olur.